Merhaba, bugün sizlerle aralıklı oruç konseptini ve bu konuda yapılmış son bilimsel gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Aralıklı oruç ilk gündeme geldiğinde insanlar tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi zor bir konseptti. Haklıydılar çünkü o güne kadar beslenme konusunda öğrendiklerine taban tabana zıt bir konseptti bu. Günümüzde bilimsel dayanağı çok sağlam olan bu konsept hem bilim çevrelerince hem de halk arasında daha fazla kabul görmektedir. Bu konsept aynı zamanda yoğun bilimsel araştırmalara konu olup her gün yeni bir faydası ortaya çıkmaktadır. İşte aralıklı oruç konusundaki son gelişmeler. aralıklı oruç konseptini 2013 yılından beri değişik platformlarda gündeme getiriyorum. 2015 yılında yayınlanan kitabım 30 günde 10 yılda da aralıklı oruç konseptini ve uygulamasını anlattım. İlk zamanlar insanlara aykırı gibi gelen bu konsept fazla ilgi görmedi. Ta ki 2016 yılında Nobel Tıp Ödülü oruç ve otofaji konusunda araştırmalarıyla ünlü Japon bilim adamı Yoshinori Oshumi'ye verilene kadar. O tarihten itibaren konunun yabancı ve yerli basında sıkça yer almaya başlamasından sonra insanlar arasında da kabul görmeye başladı. Kitabım 30 günde 10 yıl şu ara 18. baskısını yapıyor. Konunun anlaşılmış ve ilgi görmüş olması beni ayrıca mutlu ediyor. Şimdi belirtmeliyim ki aralıklı oruç yeni moda bir diyet veya zayıflama programı değildir. Aralıklı oruç bizim metabolizmamızın normal olması gereken bir beslenme tarzıdır. Günde 3 öğün yemek yemek, arada 3-4 tane ara öğün yemek normal bir beslenme tarzı değil. Olmadığı gibi çok zaman düpedüz zararlı olabiliyor. İnsan metabolizması için tokluk kadar açlık da önemli. Canlılar zaman zaman aç kalmaya metabolik olarak adapte olmuşlardır. Bu bizim genetiğimizde var. Metabolizmamız açlık dönemini kendi lehine kullanabilme kabiliyetine sahiptir. Oruç ve otofaji isimli videomda bu konuyu etraflıca ve detaylı olarak anlatmıştım. Bu videoyu izlemediyseniz izlemenizi hararetle öneririm. Ama özetleyecek olursak belirli bir süre kalori alınmadığı zaman kan şekerinde sağlıklı bir düşme olur. Kan insülin seviyesi düşer insülin direnci azalır. 14 saati geçen kalori almama durumunda metabolizma yağ yakma moduna geçer. Önce kandaki trigliseritleri, sonra da karaciğerde ve orada burada depoladığımız yağları yapmaya başlar. Sirtuin genleri aktive olarak gençlik hormonu somatotropin salgılanır. Hepsinden önemlisi 16 saati geçen kalori almama durumunda hücrelerimizde otofaji başlar. Nobel ödülüne konu olan otofaji hadisesini hem kitabımda hem hazırladığımız videoda etraflıca anlatmıştım. Kısaca hatırlatayım. Otofaji, hücrelerimizdeki lizozomların belirli dönemlerde hücre içinde eskimiş proteinleri, organelleri, DNA'sı bozulmuş yapıları, yemek ki otofajinin anlamı bu, Bunları enerji olarak kullanmak ve yenilerinin yapılmasını sağlamak. Yani otofaji hücrelerimizin içinde bir bahar temizliği ve gençleşme harekatıdır. Ancak tekrar edeyim otofajinin gelişebilmesi için zaman zaman belli bir süre aç kalınması gerekiyor. Şimdi gelelim orucun faydalarına ve bu konudaki son gelişmelere. Dünyanın tüm din ve kültürlerinde bir oruç geleneği var ve her zaman orucun sağlığa olan faydalarından bahsediyor bilim dünyası bu konuyu yeni yeni keşfediyor her şeyden önce belirtmeliyim ki bazı insanların içindeki endişe aç kalmanın zararlı etkilerinin olabileceği bilimsel çalışmalar aralıklı oruç uygulamasının hem güvenli hem de sağlık için son derece etkili olduğunu göstermektedir. Aralıklı oruç uygulamasının en önemli etkisi metabolizmayı düzenleyici ve normalleştirici etkisi olmasına karşın insanların en çok ilgi gösterdiği kısmı kilo vermekle olan kısmı. E, gerçekten amaç bu olmamakla birlikte aralıklı oruç uygulamasının sonunda Son derece doğal ve sağlıklı bir şekilde kilo verilebiliyor. Kitabım 30 günde 10 yılda tarif ettiğim şekilde bir program dahilinde insanın kilosunun yüzde onunu çok rahat bir şekilde vermesi işten bile değil. Biraz önce bahsettiğim gibi belirli bir süre kalori almama sonucunda süratli bir şekilde kan şekerinde sağlıklı bir düşme olur. Buna paralel olarak da kan insülin düzeyi düşer. Bunun net sonucu insülin direncinin kırılmaya başlamasıdır. Bu uygulamaya bir süre devam edildiği takdirde insülin direncinde önemli düzelmeler görmekteyiz. Kilo verilmeye başlamasıyla birlikte aynı zamanda karaciğerde ve dokularda yağlanmanın azalması insülin direncini iyileştiren bir başka faktör. Bu durum sadece insülin direnci olanlar için geçerli değil. Aynı durum şeker hastaları için de geçerlidir. Bu uygulamanın belirli bir süre uygulanması sonucunda şeker hastalığının ağırlığında ciddi gerilemeler olduğunu görmekteyiz. Program şeklinde uygulandığı takdirde kısa süre içinde şeker hastalarının ilaç ihtiyacının giderek azaltıldığı, bazı zaman tamamen kesilebildiğini görmekteyiz. Karaciğer yağlanması modern toplumlarda çok sık görülen bir durum. Şeker hastalığından karaciğer sirozuna, kalp damar hastalıklarından kanserlere kadar birçok hastalığa çok önemli bir risk faktörü teşkil edebiliyor. Amerika'da yapılan çok ilginç bir çalışmada sokaktan rastgele toplanan 35-45 yaş arası ve görüntüde kilosun normal kişiler arasında yapılan bir incelemede bu insanların farkında olmaksızın %35'inde karaciğer yağlanması ve insülin direnci olduğu gösterilmiştir. Aralıklı oruç uygulamasıyla metabolizmamız yağ yakma moduna girdiğinde karaciğerdeki yağlanmanın süratle gerilemeye başladığını görmekteyiz. Oruç uygulamasının en ilginç özelliklerinden biri de enflamasyonu baskılama özelliği. Sık sık dile getirdiğim gibi enflamasyon e, kanserlerden kalp hastalığına kadar birçok hastalığın en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Oruç tutmak metabolizmamızın doğal antioksidan koruma sistemlerini aktive ederek etkili olmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar orucun kandaki CRP ve IL-6 gibi enflamasyon e, göstergelerini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermektedir. aralıklı oruç uygulamasının kandaki şeker, sağlıksız kolesterol ve enflamasyon düzeylerini baskılaması sayesinde kalp damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma sağlar. Daha önemlisi, kontrollü bir şekilde uygulanan aralıklı oruç uygulaması, sağlıklı bir beslenme ile bir araya geldiğinde kalp damar hastalıklarında önemli gerilemeler sağlamak mümkündür. Orucun tansiyon dengeleyici özelliği yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Obeste ve şeker hastalığı nedeniyle aralıklı oruç programına alınan hastaların birçoğunda tansiyonda önemli normalleşmeler görülmektedir. Tansiyonda bu dengelenme ve normalleşme orucun doğrudan etkisinden ziyade kilo verilmesiyle birlikte kalbin üzerinden yük kalkmasına, kan şekerinin düşmesiyle birlikte şekerin damarlar üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan kalkmasına, enflamasyonun baskılanması ile damarlarda nitrik oksit sentezinin artmasına bağlanmaktadır. Benim programım dahilinde tedavi ettiğim hastaların birçoğunda bu uygulama ile birlikte tansiyonlarında önemli düzelmeler ve normalleşmeler çok sıklıkla görülmektedir. Orucun en önemli etkisi daha önce dile getirdiğimiz otofaji etkisidir. Otofaji sayesinde hücrelerimizdeki eskimiş proteinler, DNA'sı bozulmuş organeller yenilip yok edilmekte, enerji olarak kullanılmakta ve yerlerine tazeleri yapılmaktadır. Hücrelerimizin gençleşmesi aynı zamanda organlarımıza ve tüm bedenimize yansımaktadır. Otofaji hadisesi sonucunda Kronik hastalıkların ilerlemesinde önemli duraklamalar görülmekte ve genel olarak anti-aging konusunda yapılan bilimsel çalışmaların da odağında yer almaktadır. Orucun şeker ve kolesterol metabolizmalarını dengeleme özelliği, enflamasyonu baskılama özelliği, bütün organlara olduğu gibi beyne de yansımaktadır. Ancak orucun beyin üzerine olan bir etkisi var ki bu hepsinden önemli ve ilginç. Belirli bir süre aç kalınması ile birlikte beyinde brain derived neurotrophic factor ya da BDNF diye kısaltılan çok önemli bir madde salgılanmaya başlanır. Bu madde beyin hücrelerinin sağlığını doğrudan etkileyen beyin hücrelerinin yenilenmesi üzerine çok önemli fonksiyonları olan bir madde. Bu maddenin diğer bir özelliği ise beyin hücrelerinin enerji metabolizmalarını düzenlemeleridir. Brain Derived Neurotrophic Faktörün salgılanmasıyla birlikte beyinde Parkinson ve Alzheimer gibi kronik beyin hastalıklarına karşı bir koruma sağlandığı düşünülmektedir. Aralıklı oruç uygulamasının Yeni anlaşılan özelliklerinden bir tanesi de kansere karşı koruma özelliğinin olmasıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar 4 haftayı geçen oruç uygulamalarında kanda antikanser proteom denilen bir takım maddelerinin düzeyinde artışlar olduğu görülmektedir. Bu maddeler kanser hücrelerinin üremelerini yavaşlatmakta ve aynı zamanda kanser hücrelerinin kemoterapiye olan hassasiyetlerini arttırmaktadır. Son olarak aralıklı oruç uygulaması sırasında gelişen çok ilginç bir iyilik halinden söz edeceğim. Takip ve tedavim altında olan birçok hasta aralıklı oruca başladıktan birkaç gün sonra zihinsel bir berraklık hissettiklerini ifade etmektedirler. Hatta birçok hastam, hocam ben şimdiye kadar bir sis bulutu içinde yürüyormuşum. 3-5 gün içinde bütün bulutlar dağıldı, artık her şey çok daha net demeye başladılar. Bu duruma brain fog yani beyin sisi denmektedir. Brain fog olayının mekanizması tam olarak anlaşılamamakla birlikte muhtemelen beyindeki enflamasyon, genel metabolizmanın bozukluğu ve beyinde oluşan bir miktar ödem nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Aralıklı oruç uygulamasıyla bu metabolik parametreler düzelmeye başlayınca her şey kendiliğinden iyileşmeye başlıyor. Özetle aralıklı oruç uygulaması çok yönlü etkileri olan doğal ve fevkalade faydalı bir uygulama. Aralıklı orucu çok değişik şekillerde uygulayabiliriz. Birinci uygulama şekli Ramazan orucuna benzer sabahtan akşama kadar herhangi bir şey yenilmemesi orucudur. Ramazan orucundan farklı olarak bu oruç saatleri içinde Su ve şekersiz çay kahve içmek serbest. Ancak tabii ki oruca hazırlık olsun diye akşam 2000 kalorilik bir sahur yapmak söz konusu değil. Değişik bir uygulama ise gün aşırı oruç uygulamasıdır. Bu uygulamada bir gün 250-300 kalori oluşturan bir çorba ve bir salata dışında herhangi bir şey yenmiyor 24 saat boyunca. Ama ertesi gün normal bir beslenme yapılabiliyor. Bu saydığımız iki oruç şeklinin en zor tarafı gün boyunca hiçbir şey yenmediği için önemli bir açlık hissedilmesi. Üçüncü uygulama şekli ise 8-16 uygulaması. Yani benim kitabım 30 günde 10 yılda tarif ettiğim oruç uygulamasıdır. Burada akşam 8'den sonra hiçbir şey yenilmiyor. İlk öğün ertesi gün 12'de yeniliyor. Bu sayede 16 saat kalori alınmamış oluyor ve açlık çekilen süre ki buna açlık da beklenmez sadece sabah 8'den 12'ye kadar olan 4 saat. Bunun uygulaması son derece kolay. Aynı şekilde bu oruç süresi içinde şekersiz olmak kaydıyla su, çay, kahve içilebiliyor. Bu arada söz etmeden geçemeyeceğim. 3-4 gün hiçbir şey yenmeksizin yapılan su oruçları var ki bunlara ben çok sıcak bakmıyorum. Bunların önemli yan etkileri olabiliyor. Daha önce bahsettiğim gibi aralıklı oruç yeni moda bir diyet programı değil. Aralıklı oruç metabolizmamız için doğal, gerekli ve son derece faydalı bir uygulama. Aralıklı orucu size uygun değişik şekillerde zaman zaman uygulamakta büyük fayda var. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.